Canım, canım. Bize çiçek de getirmiş. Selin'cim, sen gel böyle otur kızım. Ay, otur ya, otur otur. Ben hemen bir vazo getireyim en iyisi. Aa, sen vazonun yerini bilmezsin. Ben kaldırdım onu oradan. Buyur otur. Selin sen de otur. Ay ne yaptık Leyla? Ay biz ne ettik Leyla? Ay bülbül gibi sakınır içeride su. Ah konuyu karıştırayım lafını unutturayım derken. Ah biz ne yaptık Leyla? Ah. Adam dedektif gibi çekip aldı lafları ağzımızdan ayol. Ne yapacağız şimdi? Nasıl kurtaracağız durumu? Demir de geldi. Yok yok. Bu işten kurtuluş yok hemşire. Ay çıktı boyamız ortaya görüyor musun? Firuze sakın. Ay ben çok sakın, sakın sakın bayılarak kurtulamazsın Firuze. Gerçekleri Selin'in ailesiyle birlikte açıklayacağız ona göre. Tam yaklaşmıştık. Tam çocukları birbirine aşık edecektik Leyla. Yürü Leyla yürü. Ben kimseyi bekletmem aslında. Bütün toplantılara erken giderim. Ama tam yoldayken işle ilgili bir telefon aldım. Önemli bir müşterimiz acil görüşmek isteyince maalesef yoldan dönmek zorunda kaldım. Kusura bakmayın lütfen. Acil deyince hemen geldim. Bir sorun yoktur umarım. Benimle niye böyle konuşuyorsun Demir? Anlamadım. Babamla nişan almadan önce sıcak ve samimiydim. Şimdi soğuk ve mesafelisin. Biliyor musun? Kendimi kullanılmış hissediyorum. Böyle hissettiğin için üzüldüm. Ama yaptığımız anlaşma çok açıktı. Ben müşterimi geri aldım. Sen de istediğin proje için kaynak sağladın. Burada seni mağdur eden hiçbir şey yok. Bak yine aynı şeyi yapıyorsun. İş adamı ağzıyla konuşuyorsun benimle. Biz seninle tanıştığımız ilk gün bana sen anneni, babanı, çocukluğunu anlattın. Ben sana kimsenin bilmediği şeyleri anlattım. Babamı, neden babamı yıllardır görmediğimi. Sonra birdenbire beni önce Selin'le, sonra Burak'la muhatap ediyorsun. Biz bu işi birlikte yürütecektik, öyle konuşmuştuk. Ama sen bana sanki herhangi bir müşterimmişim gibi davranıyorsun. Selin'le tanıştığımızda tam da burada kız kulesini çiziyordum. Babanın karşısına bir yetişkin gibi çıkmak sana iyi gelecek demiştim, hatırladın mı? Ama sen babasının kız kulesini kapattığı prensesi oynamakta ısrarcısın. Sen benimle böyle konuşamazsın demiş. Biz arkadaşız zannetmiştim. Eğer bu sadece bir iş arkadaşlığıysa bundan sonra ben de öyle davranırım. Alana, bak niyetim seni kırmak değil. Tabii ki arkadaş olabilirsin. Ben de seninle sohbet etmekten çok keyif alıyorum. Ama konu iş olduğunda bana ve ekibime güvenmeni isterim. Emin ol böyle ilerlersek hem arkadaşlığımız... hem de iş ilişkimiz daha uzun soluklu olur. Benim şimdi gitmem lazım. Bir arkadaşıma yardımcı olacağıma dair söz verdim. Hatta çoktan geç kaldım bile. Seninle yarın buluşur yine konuşuruz. Tamam mı? Görüşürüz. Sizi de bekletmiş oldum. En sevmediğim şeydir. Gerçekten üzgünüm. Burada sorun bekletmen değil. Senin kim olduğun? Nasıl? Oğlum sen Firuze Hanım'la Leyla Hanım'ın nesi oluyorsun? Yeğenleriyim. Abilerinin oğlu yani. Evet. Kızım ne oluyor öyle? Gitti su iç. Anneciğim çok pardon. Gecik. Dedenin şirketinin başına geçecek bir oğlu olmadığı için batmış. Bütün mal mülk de iki kız kardeşe kalmış. Bu nasıl iş oğlum? Senin baban nerede? Anneciğim, Demir Bey daha yeni geldi. Bir iki lokma bir şey yiyelim sonra konuşuruz. Konuşacak bir şey yok ki kızım. Her şeyi açık seçik söylediler. Bize erkek kardeş yok ki yeğen olsun dediler. Bana bak delikanlı.
Siz hepiniz bir olup beni kandırmaya mı çalışıyorsunuz? Ona değil, bana anlatacaksın. Tamam. Artık gerçekleri saklamanın bir anlamı yok. Doğru anlamışsınız. Ben Firuze ve Leyla Hanım'ın yeğeni değilim. En azından öz yeğenleri değilim. O ne dedi? Öz yeğenleri değilim. Öz yeğenimiz değilmiş. Üvey yeğenlerim oluyorsun. Üvey kardeş neyse de üvey yeğen hiç duymadım. Efendim, aile içinde bazı olaylar yaşanıyor tabii. Babam gençliğinde bir maceraya kapılmış. Ah babacığım, affet bizi. Abimiz de bizim babamızın başka kadından olan oğlu. Ruhları şad olsun. Demir'i biz öz yeğenimiz olarak kabul ettik. Biz size bunu anlatmıştık. Bizim başka kimsemiz yok ki. Efendim, bu durumda da öz yeğeniniz sayılır zaten. Tabii. Hem öz ya da değil, bizi ne ilgilendirir? Aile içinde bir mesele bu. Bizi ilgilendirmez. Kimseyi ilgilendirmez. Evet. Bizi ilgilendiren mesele evde duran eşyaları. O kadar haklısınız ki. Yani sizin yerinizde kim olsa aynı tepkiyi verir. Ancak bu durum benim için de emrivaki oldu. Şimdi efendim, şöyle. Bir hata yüzünden benim eşyalarım erken gelmiş. Yani ben Japonya'dan gelmeden önce çoktan senin hanımın evine konulmuştu. Ben de bu yersiz durumu öğrenince hemen taşımaya niyetlendim ama gelir gelmez işe başlamak durumunda kaldım. Üstüne şirkette fırtınalar koptu. Durmak da bilmedi. Maalesef hala da uğraşıyoruz. Ekip biraz başına buyruk da. Ama en kısa zamanda çözeceğim. Yani işleri yoluna koyar koymaz ilk işim eşyaları evden al... Oğlum, sizin işleriniz yoluna girmez. Özel sektör, Selin'den biliyorum. Ne mesainiz biter ne kriziniz biter. Sen işleri yoluna koyacağım diye beklersen o evdeki eşyalar örümcek bağlar. Genç adamsın. Bir an evvel düzenini kur. Kimsenin sana emrivaki yapmasına izin verme. Bir kere hayatının kontrolünü kaybedersen bir daha toparlayamazsın. Çok haklısınız. Mahcubum size de. Ama dediğim gibi merak etmeyin. Bu hafta başına kadar ben bu işi çözmüş olurum. Yok, önümüzdeki hafta başı çok geç. Biz burada yokuz. Biz gitmeden bu işi çözelim. Aa, nasıl ya? Anne? Ya ben biraz daha kalırsınız sanıyordum. Yok kızım, babanın doktor randevuları var. İlaç yazdıracağız. Üstümüz başımız ona göre. Hazırlıksız apar topar evden çıktığımız için Selin'cim. Tamam, anladım. Bir madem öyle bir şeyler yiyelim, benim işe dönmem lazım. Tabii. Hadi buyurun, hadi masaya. Hadi buyurun, buyurun. Hadi buyurun. Bunların patronları nasıl insanlar hiç bilmiyorum. Hiç vicdan yok, hiç. Özel sektörde şartlar böyle maalesef. Oğlum biz memurduk. Gündüzleri işimizi yaptık, geceleri, hafta sonları ailemizle ilgilendik, kızımızı yetiştirdik. Siz böyle 24 saat çalışırsanız nasıl dinleneceksiniz? Ne zaman aileniz olacak? Olsa kim ilgilenecek? Hiç bunları düşünmüyor patronlar. Varsa yoksa para. Ya ya öyle. O yüzden sen şu taşınma işini araya al. Tamam mı? Hadi. Tabii. Hadi buyurun. Buyurun. Buyurun, 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 buyurun. Semih Bey, buyurun. Sizi ben şöyle alayım, buyurun. Böyle. Teşekkür ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.